Bir haftadan merhaba. Ben astrolog Yasemin Sürer. 22-28 Kasım haftasının astrolojik etkileri ve burç yorumlarıyla karşınızdayım. Geçen hafta 19 Kasım günü Boğa burcuna bir ay tutulması gerçekleşti ve etkileri devam ediyor. Biliyorsunuz geçen hafta da söylediğim gibi artık ay düğümleri Boğa-Akrep aksına geçiyor ve 2022 yılı boyunca da tutulmalar bu aksa gerçekleşecek. O yüzden bu dönem yaşadığımız olaylar önümüzdeki yılın ana konularını bize göstermekte. Bir nevi yeni yılın fragmanını izliyoruz. Bir de önümüzde 4 Aralık tarihinde Yay burcuna gerçekleşecek bir güneş tutulması var. Tutulmalar çok yoğun enerjilerdir. Külli iradenin tecelli ettiği ve kadersel etkileri içine barındırmaktadır. Bitişler, fırsatlar ve başlangıçlar hayatımızın temel yapılarını önemli değişiklikleri tetiklemektedir. Özellikle ay düğümlerinin aks değiştirmeye hazırlandığı bu günler Şubat ayına kadar yer değişiklikleri ve taşınmalar için özellikle destekleyicidir. Şehir ve ülke değiştirmeyi düşünüyorsanız, bunlar için harekete geçmek için uygun bir zaman dilimindeyiz. 22-28 Kasım haftasına geldiğimizde yeni haftanın ilk gününde Güneş Akrep burcundan çıkıp Yay burcuna geçiş yapacak ve bir ay boyunca burada hareketine devam edecek. Bu vesileyle. Tüm yay burçlarının doğum günlerini kutlarım mutlu yıllar. Biliyorsunuz 4 Aralık'taki güneş tutulması sizin burcunuzda gerçekleşeceğinden tüm yayları fazlasıyla ilgilendiriyor olacak. Hayatlarınızda dönüm noktalarına ve yeni başlangıçlara hazır olun. 24 Kasım çarşamba günü de güneşten sonra Merkür yay burcuna geçiyor. 13 Aralık'a kadar burada hareket ediyor olacak. Yay burcu ateş elementi olduğundan üzerimizdeki durağanlıktan çıkıp harekete geçmeye başlayacağız. Yay burcu hayata daha imser bakıp yeni kültürler, yeni vizyonlar, seyahat etmek, yeni şeyler keşfetmeyi sever. Uluslararası ilişkiler, ticaret, anlaşmalar, hukuk, akademik eğitim, inançlar ve dini konular yay burcunun temsil ettiği alanlardır. Hem Güneş hem de Merkür bu burçta bulunacağından özellikle 13 Aralık'a kadar inandıklarımız uğruna fanatikleşmeyi sonuna kadar arkasında duracağımızı da anlatır. Kurduğumuz cümleler ve fikirlerde bu uğurda sonuna kadar savunacağız. Toplumsal düzeyde yukarıda bahsettiğim konularda yine bunlar ön plana çıkacak ve beraberinde zaman zaman yükselen söylemleri duyacağız. Hemen pazartesi günü güneş, çarşamba günde Merkür yay burcuna geçiyor dedik. Ve böylece akrep dönemi de yavaş yavaş sona eriyor. Tek Mars 13 Aralık'a kadar burada hareketine devam edecek. Akrep enerjileri zorlayıcıdır ama kalıcı dönüşümlerine sağlanması açısından önemlidir. Güneş ve Merkür yay burcuna geçtikten sonra güney ay düğümüne kavuşum yapacak. Güney ay düğümü 5 Mayıs 2020'den bu yana burada hareket ediyor. Artık bir derecede sonra sıfır, sıfırlanacak ve 18 Ocak 2022 tarihinde de ikizler yay burcu aksına çıkacak. Yani hayatlarımızda o tarihten bu yana bazı konularda belirsizliklerimiz devam ediyorsa netleşmeler ve tamamlamalar oluşabilir. Bu illa bir olaylı da olmak zorunda değil bir konuyla ilgili bakış açımızın netleştiğinde kendimize görebiliriz. Bu hafta Satürn ve Şiron arasındaki uyumlu açıda geçmişten bu yana getirdiğimiz yaralarımızı iyileştirmek adına mantığımız ön planda uzun vadede kalıcı hangi adımları atabilirim, geleceğimi nasıl en iyi şekilde yapılandırabilirim noktalarından bizi güzel destekler verecek. Satürn etkisi güzel destekler alacağımızı ve kalıcı adımlar atmak için bize çok iyi gelecek. Bu hafta yapacağımız görüşmeler, başvurular ve girişimler için harekete geçtiğimizde güzel sonuçlar vaat etmektedir. Özellikle Perşembe gününü bu anlamda değerlendirmenizi tavsiye ederim. Ay gün Aslan Burcu'nda bulunacak. Hafta sonu Venüs ve Neptün arasında 60 derecelik bir açı kalıbı oluşacak. Bu açı kalıbı fırsatları sunar. Yani ilişkiler ve para konularında iyileşmeler getirecek bir etkidir. Misal, ilişkilerde bir sorunun tatlıya bağlanması veya maddi bir sıkıntının çözümü, veya sağlık konusunda güzel gelişmeler açık olacağız. Görüyorsunuz ki bu hafta tutulma enerjilerin o gerginliğinden biraz daha kafamızı kaldırıp daha umutlu ve iyi hissedeceğimiz bir hafta bizi beklemektedir. Şöyle bir derin nefes alabileceğiz. Haftanın genel etkilerinden size bahsettikten sonra küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve astroloji hakkında daha fazlası ve günlük yorumlar için beni Instagram'da Astrolog Yasemin Sürer sayfamdan da takip edebilirsiniz. Evet hazırsak haftalık burç yorumlarımı geçmek istiyorum. Lütfen burç ve yükselen burcunuza göre dinleyin. Sevgili koç ve yükselen koç burcu, 19 Kasım ay tutulması etkileri devam ederken 4 Aralık Güneş tutulmasına doğru gittiğimiz bir zamandan geçiyoruz. Tutulmalar kadersel süreçlerdir. Bizim irademiz dışında olayların gerçekleştiği önemli zamanlar yaşıyoruz. Bu hafta geçen haftaya nazaran daha rahat edeceğimiz ve enerjimizin yükseleceği bir hafta bizi bekliyor. Bu hafta önce Güneş ardından Merkür yay burcuna geçecek. Biliyorsunuz yay da sizin gibi ateş elementinde. O yüzden önümüzdeki bir ay boyunca güzel destekler alacaksınız. Sizde var olan cesaret, kendine güven ve harekete geçmeyi daha kolay ortaya çıkarabileceksiniz. Bir de bu hafta güzel bir satürn şiron desteği var. Uzun vadede hayallerinize ulaşmak için kalıcı adımlar atmaya başlayabileceksiniz. Seyahat, ticaret, akademik eğitim ve hukuksal konularla ilginiz varsa bunlar daha fazla odağınızda olacak iletişimde kendinizi daha ifade edebilecek yaratıcılığınız artacak. Arkadaşlarınızı veya ekip çalışmalarınızı size heyecanlandıracak gelişmeler olabilir veya emek verdiğiniz bir işin karşılığını görmeye başlayabilirsiniz. Güneş ve Merkür'ün güney ay düğümü ile gerçekleşecek kavuşumu bazı konularda netleşmenizi sağlayabilir. Hafta ortasından sonra aşk hayatınızda veya çocuğunuz varsa onunla ilgili güzel gelişmeler olabilir. Hafta sonu Venüs ve Neptün arasındaki 60 derecelik açı ilişkiler ve para konularında iyileşmeleri sağlayacak etkidedir. Küs olduğunuz birisiyle barışabilir, daha fazla anlayış sergileyebilirsiniz. Para ile ilgili bir konuda güzel gelişmeler ve çözüm adını bir fırsat yakalayabilirsiniz. Haftanız güzel geçsin. Sevgili boğalar ve yükselen boğa burcu. 19 Kasım ay tutulması sizin burcunuzda gerçekleşti ve etkileri devam ederken 4 Aralık güneş tutulmasına doğru gittiğimiz bir zamandan geçiyoruz. Tutulmalar kadersel süreçlerdir. Külli irade tecelli eder bizim irademiz dışında olayların gerçekleştiği önemli zamanlar yaşıyoruz. Bu hafta geçen haftaya nazaran daha rahat edeceğimiz ve enerjimizin de yükseleceği bir hafta bizi bekliyor. Hayatlarınızda önemli döngülerin olacağı bir zamanı giriyorsunuz ve yavaş yavaş tutulma etkilerinden sonra belirsizlikleriniz ortadan kalkmaya başlayacak. Bu hafta önce Güneş ardından Merkür yay burcuna geçecek. Bu etkiyi 8. evden yaklaşık bir ay boyunca alacaksınız. Yani ortaklı paralar, ödemeler, kredi, borç, vergi, miras gibi konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Düşünceleriniz daha fazla bu konularla meşgul olmaya başlayacak. Yine sizin veya eşinizin ailesinden birisinin sağlık konusu gündeme gelebilir. Etkili olacak Satürn ve Şiron iyicil açısı aile büyüklerinden, yönetici ve üstlerden gelebilecek güzel destekleri vurgulamakta. Kariyerinizi istediğiniz yönde sizi mutlu edecek gelişmeler olabilir. Hafta sonu Venüs ve Neptün arasındaki 60 derecelik açı arkadaşlarınızla güzel vakit geçirmek, sizi mutlu edecek gelişmeler yaşamınızı sağlayacak. Haftanız güzel geçsin. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler burcu. Biliyorsunuz geçen hafta 19 Kasım günü Boğa burcuna bir ay tutulması yaşadık. Şimdi bu etkiler devam ediyor. Zaten etkiler kendisini önümüzdeki 6 ay boyunca yayılmış şekilde gösterecek. Siz zaten 12. evden etki aldınız. Yani kendinizi akışa, güvenle teslim etmeniz gereken zamanlardan geçiyorsunuz. Bir de 4 Aralık'ta yaşayacağınız sizin karşıt burcunuz olan yayda bir güneş tutulması gerçekleşecek. Ay yavaş yavaş sizin bulunduğunuz ikizler yay aksından çıkmaya hazırlanıyor. Kadersel günlerden geçiyoruz. Külli irade tecelli ediyor. Bitişler ve başlangıçların iç içe olduğu bir zaman dilimindeyiz. Hemen hafta başı güneş ardından da çarşamba günü merkür yay burcuna geçiş yapacak. Önümüzdeki bir ay boyunca ikili ilişkiler ve ortaklıklar konusu gündeminize gelecek. İş birlikleri veya ortaklık konusunda teklif ve destekler alabilirsiniz. Ve bunların üzerine daha fazla oturup düşüneceğiniz bir zaman diliminde olacaksınız. Bu hafta Güneş ve Merkür'ün Güney Ay düğümü ile kavuşumu bu konularda tamamlamaları ve ardından yeni başlangıçları da gündeminize taşıyacak karşınıza çıkacak fırsatları değerlendirmek için özellikle Perşembe günü destekleniyorsunuz. Satürn ve Şivan iyicil açısının etkisiyle geçmişten bu yana getirdiğiniz içsel yaralarınızla ilgili iyileştirici etki ve destekler alabilirsiniz. Hafta sonunda Venüs ve Neptün arasındaki 60 derecelik açı kalıba oluşacak. İlişki, sağlık ve maddi konulardan yana fırsatlar sağlayabilir. Haftanız güzel geçsin. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler. Kadersel günlerden geçiyoruz. Geçen hafta Boğa Burcu'nda ay tutulması gerçekleşti ve önümüzdeki iki yılın Boğa Akrep Aksındaki tutulma serisini başlattı. 4 Aralık'ta da Yay Burcu'nda bir güneş tutulmamız var. Hayatlarımızı irademiz dışına gelişen olaylar, tamamlamalar ve yeni başlangıçların bizi beklediği zamanlardayız. Bu hafta önce güneş ardından Merkür Yay Burcu'na geçecek. Siz de bir ay boyunca 6. evinizden etki alıyorsunuz. Yani çalışma ortamınız, çalışma arkadaşlarınız, günlük rutinleriniz ve sağlık konularının daha fazla ön plana çıktığı üzerine daha fazla düşünüp konuşacağınız bir zaman diliminde olacaksınız. Yeni iş teklifleri, yeni anlaşmalar gündeme gelebilir. Aynı zamanda ihmal ettiğiniz sağlık kontrolleriniz varsa bunlarla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Ayrıca evcil hayvan besliyorsanız onun da bir sağlık sorunu oluşabilir. Sağlık kontrollerini yaptırabilirsiniz veya evcil hayvan almayı düşünüyorsanız bu süreçte alabilirsiniz. Bu hafta Güneş ve Merkür yay burcuna geçtiği gibi Güney Ay düğümü ile bir kavuşum yapacak. Hayatınızdan son bir buçuk yıldır sizi meşgul eden bir konuda tamamlamalar gündeminize gelebilir. Bu bakış açınızda oluşan bir durum olsa bile. İşle ilgili yeni bir başlangıç ve harekete geçmek isterseniz özellikle Perşembe günü bu gücü, inancı kendinize bulacaksınız. Son derece destekleyicidir. Hafta sonuna geldiğimizde Venüs ve Neptün arasındaki 60 derecelik açı ilişki, sağlık ve maddi konulardan yana güzellikleri ve daha keyifli hissetmenizi sağlayacak. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Aslan ve yükselen Aslan burcu. 19 Kasım ay tutulması etkileri devam ederken 4 Aralık güneş tutulmasına doğru gittiğimiz bir zamandan geçiyoruz. Tutulmalar kadersel süreçlerdir. Bizim irademiz dışında olayların gerçekleştiği önemli zamanlar yaşıyoruz. Başlangıç ve bitişlerin sıkça olduğu önemli dönüm noktaları bizi bekliyor. Bu hafta geçen haftaya nazaran daha rahat edeceğimiz ve enerjimizle yükseleceği bir hafta bizi bekliyor. Bu hafta önce Güneş ardından Merkür yay burcuna geçecek. Yay burcu da sizin gibi ateş elementinde. O yüzden önümüzdeki bir ay boyunca aşk, flört, yaratıcılık, çocuklar, yatırımla ilgili konularda güzel destekler alacaksınız. Bir taraftan da hayatın keyifli yönlerini daha fazla deneyimlemek, deneyimlemek isteyeceksiniz. Bu hafta Satürn'ün güzel bir açısı var kalıcı ve yapıcı adımlar atmak için ilişkilerinizden güzel fırsatlar ve destekler alacaksınız. Yeni girişimler veya yeni adımlar atmak için özellikle perşembe günü kendinizde o gücü hissedeceksiniz ve olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Hafta sonu Venüs ve Neptün arasındaki 60 derecelik iyicil bir açı oluşacak. Size ilişki, sağlık ve maddi konulardan yana fırsatlar sunabilir. Günlük rutin koşturmacasına biraz ara vermek kendinize daha fazla vakit ayırmak isteyebilirsiniz. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Başak ve yükselen Başak burcu. Geçen hafta 19 Kasım ay tutulmasını yaşadık ve tutulma etkileri devam ederken 4 Aralık güneş tutulmasına doğru gittiğimiz bir zamandan geçiyoruz. Tutulmalar kadersel süreçlerdir. Külli iradenin tecelli ettiği, bizim irademiz dışında olayların gerçekleştiği önemli süreçler yaşıyoruz. Bitişler ve yeni başlangıçları deneyimleyeceğimiz dönemlerdeyiz. Bu hafta önce güneş Ardından Merkür yay burcuna geçecek. Siz bir ay boyunca dördüncü evinizden yani ev, aile ve yuva alanınızdan etki alacaksınız. Yani odağınız ve düşünceleriniz daha fazla bu konularla ilgili olacak. Değişen durumlara göre kendinizi organize edeceksiniz. Ailenizle daha fazla bir iletişim trafiğine girebilir. Ev ve düzeninizle ilgili yeni düzenlemeler yapmak isteyebilirsiniz. Hafta başı Güneş ve Merkür yay burcuna geçtiği gibi Güney ay düğümü ile bir kavuşum yapacak geçmişe dair konularda bir tamamlanma, bir netleşme söz konusu olabilir. Satürn ve Şiron arasındaki 60 derecelik bir açı oluşacak. Bu size sağlam ve kalıcı destekler sağlamaktadır. Koşturmanız fazla olabilir ve zaman zaman baskılanmış hissetseniz bile işlerinizi yoluna koymayı başarıyorsunuz. İlişkilerden ve maddi konularda önünüz açık, iletişim trafiğiniz hızlı. Hafta sonuna geldiğimizde Venüs ve Neptün arasındaki 60 derecelik açı İlişki, sağlık ve maddi konulardan yana fırsatlar sunabilir. Ay da hafta sonu sizin burcunuzda bulunacak. Bu etkilerle hafta sonu daha huzurlu ve keyifli hissedebilirsiniz. Haftanız güzel geçsin. Sevgili teraziler ve yükselen terazi burcu, kadersel günlerden geçiyoruz. Geçen hafta boğa burcuna ay tutulması gerçekleşti ve önümüzdeki 2 yılı boğa akrep aksındaki tutulma serisini başlattı. 4 Aralık'ta da yay burcuna bir güneş tutulmamız var. Hayatlarımızda irademiz dışına gelişen olaylar, tamamlamalar ve yeni başlangıçların bizi beklediği zamanlardayız. Bu hafta önce Güneş ardından Merkür Yay Burcu'na geçecek. Siz bir ay boyunca 3. evinizden yani iletişim evinizden etki alıyorsunuz. Yakın çevre, kardeş, akraba, eğitim, sosyal medya, kısa seyahatler, internet üzerine iş yapıyorsanız buradan satış ve pazarlama üzerine bu alanlarda hem odağınız hem de düşünce ve konuşmalarınız olacak. Bu hafta Satürn-Şiron arası, arasında güzel bir açı oluşuyor. Belirsizlikler netleşmeye başlıyor, düşüncelerinizde kararlı olacaksınız. İletişim trafiğiniz yoğun, yakın çevrenizden destekler ve kalıcı, yapıcı adımlar atmak için güzel etkiler alıyorsunuz. Hafta başında geçmiş konulara dair konuşmalar olabilir ve beraberinde netleşmeleri de sağlayabilirsiniz. Perşembe günü bazı gelişimlerde bulunmak isteyebilirsiniz. İlişkilerden yana da olumlu, yeni adımları destekleyen bir gündür. Hafta sonu Venüs ve Neptün arasındaki 60 derecelik açı ilişki, aile ve sağlık konularına güzel bir etki yapmakta. Fırsatları değerlendirebilir ve bu konulara dair iyileştirici bir tarafı da oluşacak. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Akrepler ve yükselen Akrepler. 19 Kasım ay tutulması karşıt burcunuza gerçekleşti. Dolayısıyla siz de yoğun etki alıyorsunuz. İlişkilerden yana beklentilerinizin ve isteklerinizin netleştiği bir dönem. Bu tutulma etkileri devam ederken 4 Aralık güneş tutulmasına doğru gittiğimiz bir zamandan da geçiyoruz. Küllü iradenin tecelli ettiği zamanlar, kadersel süreçler içindeyiz. Bizim irademiz dışında olayların gerçekleştiği önemli etkilerdir. Bu hafta geçen haftaya nazaran daha rahat edeceğimiz ve enerjimizin de yükseleceği bir hafta bizi bekliyor. Hayatlarınızda önemli döngülerin olacağı bir zamanı giriyorsunuz. Ve yavaş yavaş tutulma etkilerinden sonra belirsizlikleriniz ortadan kalkmaya başlayacak. Yeni kararlar alacaksınız. Bu hafta önce Güneş ardından Merkür yay burcuna geçecek. Bu etkiyi para evinizden alacaksınız. Yani maddi kaynaklarınız, kaynaklarınızı nasıl yöneteceğiniz, değerleriniz konusuna odağınız ve düşünceleriniz fazlalaşacak ve yaklaşık bir ay boyunca bu etkiyi alacaksınız. Güneş ve Merkür yay burcuna geçtiği gibi güney ay düğümü ile kavuşacak yani geçmişe dair bir konuyla ilgilenmek ve bir tamamlama etkisi hakimdir. Satürn ve Şuran arasındaki iyicil açısıyla Ailenizden yana güzel destekler sizi beklemektedir. Maddi ve kariyerinizle ilgili harekete geçmek isterseniz Perşembe günü değerlendirebilirsiniz. Hafta sonuna geldiğimizde Venüs ve Neptün arasındaki iyicil açı, arkadaşlıklar, ilişki, sağlık ve maddi konulardan yana güzel, fır güzel fırsat ve iyileşmeler sağlayabilir. Bu etkilerle hafta sonu daha huzurlu ve keyifli hissedebilirsiniz. Haftanız güzel geçsin. Sevgili yaylar ve yükselen yay burcu, külli iraden tecellet, tecelli ettiği günlerdeyiz. Kadersel günlerden geçiyoruz. Geçen hafta Boğa Burcu'nda ay tutulması gerçekleşti. Ve önümüzdeki iki yılın Boğa Akrep Aksındaki tutulma serisini başlattı. 4 Aralık'ta da Yay Burcu'nda bir güneş tutulmamız var. Bu tutulma Mayıs 2020'de başlayan ikizler yay aksındaki tutulmalarının sonuncusu. Hayatlarımızda irademiz dışına gelişen olaylar, tamamlamalar ve yeni başlangıçların bizi beklediği zamanlardayız. Hayatlarınızda artık yeni kararlar almaya başlayacaksınız. Yeni hayat rotanız belirleniyor sevgili yaylar. Bu hafta önce güneş ardından merkür sizin burcunuza geçecek. Yani sizin döneminiz başlıyor. Şimdiden mutlu yıllar dilerim. Siz bir ay boyunca kişisel evinizden etki alıyorsunuz. Güneş ve Merkür hemen hafta başı güney ay düğümüne kavuşum yapacak. Demek ki geçmişe dair bir konuda netleşme sağlayabilirsiniz. Hafta ortası yeni girişimler ve yeni kararlar adına size iyi gelecek güzel etkiler alıyorsunuz. Aşk hayatınızda ilişkilerden yana mutlu olacağınız gelişmeler oluşabilir. Yine son derece yaratıcı olacaksınız. Hafta sonu Venüs ve Neptün arasındaki 60 derecelik bir açı kalıp oluşacak. Aile ve maddi konulardan yana güzel fırsat ve iyileşmeleri sağlayabilir. Bu etkilerle hafta sonu daha huzurlu ve keyifli hissedebilirsiniz. Haftanız güzel geçsin. Sevgili oğlak ve yükselen oğlak burcu. Biliyorsunuz geçen hafta 19 Kasım günü Boğa Burcu'nda bir ay tutulması yaşadık. Bu etkiler devam ediyor. 4 Aralık'ta da yaşayacağımız Yay Burcu'nda bir güneş tutulması olacak. Venüs sizin burcunuzda ve uzunca bir süre 6 Mart'a kadar burada kalacak. İlişki ve para konularında uzun vadede kalıcı ve yapıcı adımlar atmak, planlar oluşturmak için destekleniyorsunuz. Tabi arada Venüs burcunuza geri hareket edecek ama o etkilerden vakit yaklaştıkça bahsedeceğim. Evet tutulma sezonundayız dedik. Tutulmalar kadersel etkilerdir, külli irade tecelli eder, bitişler ve başlangıçların iç içe olduğu bir zaman dilimindeyiz. Hemen hafta başı güneş ardından da çarşamba günü merkür yay burcuna geçiş yapacak. Önümüzdeki bir ay boyunca sizin 12. evinizde bulunacak. 12. evimiz bizim aslında kendimizi geri çektiğimiz, biraz daha izole olduğumuz, biraz kendimizi şarj ettiğimiz evlerim ben. Yeni, yani, şöyle biraz daha dinlenip neler oldu bitti deyip mukayese yaptığımız zamanlardır. Düşüncelerinize daha çok kendinize odaklandığınız bir sürece giriyorsunuz. Hafta başı Güneş ve Merkür buraya geçtiğinde hemen Güney Ay düğümüne kavuşum yapacak. Geçmiş belirsiz, belirsizliklerinizi bir tamamlanma enerjisi hakim olacak. Hafta ortası ev, aile ve maddi konularınızı ilgilenmek isteyebilirsiniz. Hafta sonuna geldiğimizde Venüs ve Neptün arasındaki 60 derece açısının etkisiyle arkadaş ve ilişkilerinizden yana sizi mutlu edecek güzel destekler alacaksınız. Hafta sonu keyifli ve akışını geçecek sevgili oğlaklar. Haftanız güzel geçsin. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar. 19 Kasım ay tutulması etkileri devam ederken 4 Aralık güneş tutulmasına doğru gittiğimiz bir zamandan geçiyoruz. Tutulmalar kadersel süreçlerdir. Bizim irademiz dışında olayların gerçekleştiği önemli zamanlardır. Başlangıç fırsat ve bitişlerin sıkça olduğu önemli dönüm noktaları bizi bekliyor. Bu hafta geçen haftaya nazaran daha rahat edeceğimiz ve enerjimizin de yükseleceği bir hafta bizi bekliyor. Bu hafta önce Güneş ardından Merkür Yay Burcu'na geçecek. O dağınız ve düşünceleriniz daha fazla sosyal çevre, arkadaşlarınız, hayalleriniz, umutlarınız, yapmak istedikleriniz üzerine yoğunlaşacak. Arkadaşlarınıza daha fazla vakit ayırabilir daha fazla sosyalleşebilir ve aynı zamanda hayalleriniz için harekete geçmek isteyebilirsiniz. Hafta başına geçmişe dair bir konuyla ilgili bir netleşme sağlayabilirsiniz. Satürn'den güzel destekler aldığınız bu hafta görüşmeler ve kalıcı adımlar atmak için değerlendirebilirsiniz. İlişkileriniz için de bu aynı şekilde destekleyicidir. Hafta sonuna geldiğimizde Venüs ve Neptün arasındaki 60 derecelik açı kalıbı daha akışına geçireceğiniz bir cumartesi ve pazar gününe işaret etmektedir. Elinizden belki bir para çıkabilir ama onun dışında dağılımlı ve sakin bir zaman dilimi olacak sizin için sevgili kovalar. Haftanız güzel geçsin. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar. Biliyorsunuz geçen hafta 19 Kasım günü Boğa Burcu'na bir ay tutulması yaşadık. Şimdi bu etkiler devam ediyor. Zaten etkiler kendisini önümüzdeki 6 aya yayılmış şekilde gösterecek. Şimdi de 4 Aralık'ta yaşayacağımız sizin gibi değişken bir burç olan Yay Burcu'na bir güneş tutulması yaşayacağız. Tutulmalar külli iradenin tecellisidir. Yani kadersel günlerden geçiyoruz. Bitişler, fırsatlar ve başlangıçların iç içe olduğu bir zaman dilimindeyiz. Hemen hafta başı güneş, ardından da çarşamba günü merkür, yay burcuna geçiş yapacak. Önümüzdeki bir ay boyunca kariyeriniz ve toplumsal statünüzle ilgili konular gündeminize gelecek. Hedefleriniz doğrultusunda konuşmalar ve görüşmeler yapabilir, yeni ve cesur adımlar atmaya başlayabilirsiniz. Hafta başı geçmişe dair belirsiz bir konuda netleşme sağlayabilirsiniz. Hafta ortası enerjiniz yüksek, iş ve maddi konularla ilgili bir hareketlenme içinde olacaksınız. Hafta sonuna geldiğimizde Venüs ve Neptün arasındaki iyicil açı hayal dünyanızı harekete geçirecek güzel fırsatlar sunabilir. Aynı zamanda arkadaş ve sosyal çevrenizde de güzel vakit geçirebilirsiniz. Sevgiliniz veya eşinizle de romantik duygusal paylaşımlar için de uygun olacak sevgili balıklar. Haftanız güzel geçsin.